sosyal medya aracılığıyla mı adalet sağlayacağız bu ülkede? Anlam veremiyoruz artık. Gerekli mecralardan artık inşallah bulunacak, yeniden tutulacak. Şu durumda acımızın tarifi yok. Bu olayların sonucunda zanlının vurup kaçması, olay yerinde aracını terk etmesi, hiçbir şekilde yardımcı olmaması bizi çok yaraladı. Hani vicdani olarak bu durumdan çok rahatsızız. Daha sonrasında 4 gün firari olarak kaçması, hiçbir şekilde teslim olmaması kolluk kuvvetlerine, yani niyetinin ne derecede kötü olduğunu belli etti. Yani bu durumdan sonra çıkarıldığı mahkemede de tutuksuz yargılanması bizim acımızı ikiye katladı. Bizim, siz ne hissettiniz kararı duyduktan sonra? Biz yani zaten üzüntülüyüz. Üzüntümüzü çoğalttı bu durum. Yani bu durumda ne yapabiliriz? Gereken yerlerden arz ediyoruz, rica ediyoruz. Zanlının yakalanıp tekrardan tutuklu yargılanmasını istiyoruz. Bu şekilde ancak acımızı hafifletebiliriz. Söyleyeceklerim bu kadar.